Merhabalar. Birinci sınıfa hazırlıkta veli ve öğretmenlere tavsiyeler videomuzla karşınızdayız. Akıl Akıldan Üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız size ulaşacaktır. İsterseniz birinci sınıfa hazırlıkta veli ve öğretmenlere tavsiyelerimize başlayalım. Çocuklar için olduğu kadar anne babalar için de birinci sınıf yeni bir deneyimin, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Psikoloji bilimi bize herhangi bir alanda edinilen ilk alışkanlıkların derine işlediğini ve yanlış alışkanlıkların ise sonradan düzeltilmesinin güç olduğunu bildiriyor. O halde ilk okuma yazma öğretiminin başlangıçtan itibaren doğru alışkanlıklar yerleştirecek şekilde planlanması ve yürütülmesi gerekiyor. Okuma yazma becerisi öğrencilerin okul hayatındaki başarıları açısından da büyük bir önem taşımaktadır. İlk okuma yazma öğretimi belirli yöntem, teknik ve araçların sistemli bir şekilde kullanılmasını gerektiren bir çalışma alanı. 6 yaşını bitirerek okula başlayan öğrencilerin genel olarak okuma yazma becerisini öğrenebilecek bir olgunluk seviyesinde oldukları kabul ediliyor. Bununla birlikte okuma yazmaya hazırlık bakımından öğrenciler arasında bireysel farklar bulunmaktadır. Bireysel farklar nedir? İşte bedensel farklılıklar olabilir, sosyal ve psikolojik farklılıklar olabilir. Her öğrenci birbirinden bazı yönlerden farklı olabilir. Uygulama açısından önemli olan sınıfın bir bütün olarak okuma yazma çalışmalarına hazır olmasıdır. Bu amaçla yapılacak işlerden biri sınıftaki öğrencilerin hepsine ilk okuma yazma çalışmalarına birlikte başlayabilmeleri için gerekli olan ortak bazı deneyimleri ilk günlerde kazandırmaya çalışmaktır. Hazırlık çalışmaları için birinci sınıf öğretmenlerimiz belli bir süre ayırmaktadırlar. Bu süre genellikle bir hafta, işte 10 gün dolayında değişmektedir. Hazırlık döneminde öğrencilerin okula ve sınıfa uyumu sağlanır. Öğretmen öğrencilerini tanır. Sınıfta birlikte çalışma ortamı oluşturulur. Okuma ve yazma öğretimi için gereken sözlü anlatım çalışmaları, el ve göz alıştırmaları yaptırılır. Bu hazırlık çalışmaları ikiye ayrılıyor. Okumaya hazırlık çalışmaları ve yazmaya hazırlık çalışmaları. Şimdi okumaya hazırlık çalışmalarını görelim. Örneğin ne yapılabilir? Verilen bir resim yorumlatılabilir. Resimde neler görüyorsun? Ne yapıyor buradaki çocuk? Gibi resim yorumlatılabilir. Yapılabilecek bir diğer etkinlik ise çocukların okumaya karşı ilgilerini kuvvetlendirmek için basit düzeyde bazı işte çocuk hikayelerini, masallarını öğretmen veya velinin okuması. Böylelikle çocukta ilgi uyandırabiliriz okumaya karşı. Yapılabilecek bir diğer etkinlik ise okuma faaliyetinin soldan sağa doğru yapılması gerektiği düşüncesini öğrencilere kavratmaktır. Bu amaçla birbirini tamamlayacak şekilde soldan sağa dizilmiş resimlerden faydalanılabilir. Aynı teknikten faydalanılarak satırların birbirini nasıl izlediği sezdirilebilir. Burada gördüğünüz gibi soldan sağa doğru resimler ne yapıyor? Sıralanmış ve çocuklar soldan sağa doğru inceleyerek yazının da soldan sağa doğru gideceğini kafasına biraz kazımış oluyor. Burada da yine sabah uyandım, elimi yüzümü yıkadım, kıyafetlerimi giydim, kahvaltımı yaptım. Soldan sağa doğru olaylar gelişiyor. Yazmaya hazırlıkta ise çocukların okunaklı yazılar yazabilmesi ve anlaşılır çizgiler çizebilmesi için ince motor becerilerinin, el parmak kaslarının gelişmiş olması ve uygun kalem tutuşunun gerçekleşmesi gerekir. Yazmaya hazırlık olarak yapılabilecek ilk işlerden biri öğrencilerin kalemi gereği gibi tutmalarını ve defterlerini sıranın üzerine gereği gibi yerleştirmelerini sağlamaktır. Burada gördüğünüz gibi kalemin nasıl yerleştirileceği gösteriliyor. Şu şekilde yerleştiriyoruz ve daha sonra şu şekilde orta parmakla desteklediğimizde doğru tutuşu sağlamış oluyoruz. Bazı aparatlar da var. Düzgün tutamayan çocuklar için bazı aparatlar da satılıyor. Bu şekilde doğru tutuş sağlanılabiliyor. El ve parmak kaslarını nasıl geliştirebiliriz? Bunun için oyun hamuru ve çamur ile oynatabiliriz çocukları. Düğme ilikleyip açmalarını sağlayabiliriz. Elma armut toplama hareketleri yaptırabiliriz. Elleri açıp kapama hareketleri yaptırabiliriz. Elleri yumruk yapıp gevşetme hareketi yaptırabiliriz. Ellerini su ile hayali bir şekilde yıkama yaptırabiliriz. Musluk çevirmeyi yaptırabiliriz. Sağa sola çevirme. Yere dökülen bir avuç mercimek, boncuk, düğme ve benzeri şeyleri tek tek toplatabiliriz. El hareketlerine yönelik bazı oyunlar
oynatabiliriz. Böylelikle çocuklarımızın el ve parmak kaslarının gelişmesini sağlayabiliriz. Böylelikle yazmada daha başarılı olurlar, daha güzel yazabilirler. Yazmaya hazırlık olarak yaptırılabilecek bir diğer çalışma basit resimler yapma ve boyama etkinlikleridir. Özellikle boyama ne yapıyor? Çocuğun parmak kaslarını geliştirebiliyor. Yazmaya hazırlık olarak yaptırılabilecek bir diğer çalışma boyama, kesme ve yapıştırma etkinlikleridir. Sıkça öğretmenlerimiz kullanmaktadır. Hem çocuklar eğlenir hem de makas kullandıkları için ve kesme yapıştırma yaptıkları için, makas kullandıkları için ne olur? El ve parmak kasları yine gelişmiş olur. Yazmaya hazırlık olarak yaptırılabilecek en önemli etkinlik ise düzenli ve düzensiz çizgi çalışmalarıdır. Bu etkinlikleri ise sonraki videolarımızda sizlere ayrıntılı olarak sunacağız. Burada gördüğünüz gibi düzensiz çizgi çalışmaları ve düzenli çizgi çalışmalarını görüyorsunuz. Bunlar da yine çocukların parmak kaslarının gelişmesini sağlayacaktır ve yazmaya hazırlık olarak çocukların ileride yazı yazmalarını kolaylaştıracaktır. Çünkü hemen yazı yazmaya başlarsanız parmak kasları gelişmediği ve harflerin gidiş yönlerini yaparken bu düzenli çizgiler yararlı olacağı için ileride harf yazımında sıkıntı yaşamamak için bu düzensiz ve düzenli çizgi çalışmalarını belli bir süre yapmak gerekiyor. Yani sınıfın çoğunluğunun güzel bir şekilde bu çizgi çalışmalarını yapabilmesi gerekiyor ki ileride öğretmenlerimiz sıkıntı yaşamasın. Velilerimiz de ne yapabilir? Evde çocuklarına bu düzenli düzensiz çizgi çalışmalarını yaptırabilirler. Mesela şu anda hemen başlanılabilir. Mesela kitapların içerisinde birinci sınıfa hazırlık kitapları alabilirler. Kırtasiyelerden düzenli düzensiz çizgi çalışmaları ile ilgili çıktı alabilirler. Böylelikle çocuklarına evde üzerinden gidebilirler. İşte noktaların üzerinden. Mesela şu balığı çıkartıp işte çocuğunuza yavaşça yaptırabilirsiniz. Böylelikle çocuğunuz okula daha çabuk hazır olur. Ve hazır bulunuşluk seviyesi gelişmiş olur. Çünkü çocuğun hazır bulunuşluğu çok önemli. Yani birinci sınıfa başlayan çocuk ne kadar hazırsa o kadar rahat olur. Hem öğretmen, hem öğrenci, hem de veli. Çünkü çocuk eğer hiç boyama yapmamışsa, hiç makas tutmamışsa bu sefer ne olacaktır? Çocuk hepsini birinci sınıfta yapmak zorunda kalacaktır ve bu sıkıntı oluşturacaktır. Hem öğretmenimize, hem velimize, hem de çocuğumuzun kendisine. Çocuk ne kadar hazır gelirse o kadar rahat yapacaktır ve o kadar sıkıntı çıkarmayacaktır. Bazen veliler ne yapıyor? İşte bunalıyorlar, işte yapamıyor, edemiyor diye. Biraz da sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü birinci sınıf çocuğu tabii bildiğiniz gibi 6 yaşında. Yetişkinler gibi onların hemen yapmasını beklemek doğru değil. Biz tabii ki gördüğümüzde bize çok kolay gelebilir. İşte ne var bunda çocuğum? Şöyle şöyle yapacaksın diyebiliriz. Ama bir 6 yaşındaki bir çocuk için bunu yapmak her zaman kolay olmayabilir. Bazı çocuklar tabii ki hazır olabilir. Her çocuk bir değil. Bazı çocuk ana sınıfına gittiğinde bile çizgi çalışmalarını gayet rahat yapabilirken bazı çocukların ise işte ince motor becerileri gelişmemiş olabilir ya da çocuğun ilgisi henüz olmayabilir. Bazı çocuklar 6 yaşında, bazı çocuklar 7 yaşında daha ilgili hale gelebilir. Bazen çocuklar oyun çağından çıkamıyor. Her çocuk farklı, bireysel farklılıklar var. Başka sıkıntılar olabilir. Her çocuğun zeka seviyesi, her çocuğun işte kemik gelişimi bir olacak diye bir şey yok. Tabii ki hepimiz insanız ve hepimiz farklıyız. Yani her çocuğun her şeyi hemen yapmasını bekleyemeyiz. Bir öğretmen kendi sınıfındaki öğrencileri tanıyacak. Hangi çocuk ne kadar yapabiliyor, ne kadar yapamıyor belli bir süre tanıyacak çocuğa. Veli de yine çocuğunu tanıyacak ve çocuğundan hemen her şeyin olmasını beklemeyecek. Çünkü bizler de çocukken her şeyi hemen öğrenemiyorduk. Yani bir şeyi öğrenmek için, bir şeyin kalıcı hale gelebilmesi için, öğrenmenin sağlanabilmesi için belli bir zaman gerekiyor. Kimi çocuk için bu 2 ay olur, kimi çocuk için 5 ay olur. Bir çocuk 2 ayda öğrenemiyor diye bu çocuğa işte zeka seviyesi düşük diyemeyiz. Veya hemen 2 ayda öğreniyor diye çok süper zeki diyemeyiz. Her çocuğun zekası farklıdır. Kiminin sözel zekası daha iyidir, kiminin sayısal zekası daha iyidir. Yani bir çocuk toplama işlemini hemen bir haftada kavramıyor diye işte bu matematikten anlamıyor, bu yapamaz diyemeyiz. Veya bir çocuk hemen ilk derste toplamayı anladı diye çok iyi matematiği var diyemeyiz. Çünkü çocuklar farklı farklı. Kimi konularda daha başarılı olan, kimi konuda daha başarısız olabilir. Zaten hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Yani biz de insanlar olarak kendimize bakarsak, çevremize bakarsak hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Hepimizin iyi olduğu konular var,
kötü olduğu konular var. Yani yapamadığımız şeyler var, yapabildiğimiz şeyler var. O yüzden her çocuğun bireysel olarak kendine özgü olduğunu bilmeliyiz ve her çocuktan hemen öğrenmesini beklememeliyiz. Eğer beklersek hem veli olarak hem öğretmen olarak yıpranırız. Hiçbir zaman çocuğunuzu başkalarının çocuğuyla kıyaslamayın. Hiçbir zaman yarış ettirmeyin. Sizin çocuğunuz kendine özgü bir çocuk. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz kendi çocuğunuza göre hareket edin. Çocuğunuz nerede başarısız? İşte düzenli çizgilerde başarısız mı? Ne yapın? Evde ek etkinlikler yaptırın. Çalıştırın. Onunla beraber sabredin. Sonuçta siz kendi çocuğunuzla evde ilgileneceksiniz. Öğretmen de sınıf mevcuduna göre ayırabildiği kadar vakit ayıracak ve bu şekilde stres olmadan sabırlı bir şekilde çalışmalar yürütülecek. Stres yaptığınıza değmeyecek. Yani göreceksiniz ki ikinci dönem çocuğunuz okuyacak. Belki bazı çocuklar Mayıs ayında okuyabilir. Bu bireysel farklılıktır. Yani illaki bir çocuk Ekim ayında, Kasım ayında okuyacak diye bir şey yok. Yani bunu lütfen kafanıza yerleştirin. Öğretmen de ne yapacak? Sabırla devam edecek. Bazı çocuk olur Nisan'da öğrenir, bazı çocuk olur Mart'ta öğrenir. Yani eninde sonunda çocuk öğrenir. Eğer zeka olarak bir problem yoksa zaten her çocuk öğrenir. Birinci sınıfın sonunda öğrenmesi bir kayıp değil. Tabii ki de erken öğrenmesi iyidir ama bir çocuk erken öğrenmedi diye de bunu stres yapmaya gerek yok. Çünkü eğitim öğretim bir süreçtir. Hemen olacak, hemen işte A sesini öğreneceksin, hemen şunu öğreneceksin diye bir dayatma yapılmamalı kesinlikle. Çünkü bu hem çocuğa hem kendinize zarar verecektir. O yüzden her zaman biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Tabii ki istiyoruz ki hemen her şey olsun ama hayatta hiçbir zaman hani hemen her şey olacak diye beklememek gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. Bu okuma yazma sürecinde de lütfen sabırlı olalım. Çocuklarımızı da kendimizi de yıpratmayalım. Ve bu şekilde sabırlı bir şekilde giderseniz göreceksiniz ki çocuğunuz okuduğunda diyeceksiniz ki iyi ki de sabretmişim, iyi ki de çocuğumu kendimi buna atmamışım diyeceksiniz inşallah. Evet, videomuz burada sona erdi. Akıl Akıldan Üstündür kanalımıza abone olursanız bundan sonraki videolarımızda da birinci sınıf öğrencilerimize, öğretmenlerimize elimizden geldiği kadar videolar çekip yardımcı olmaya çalışacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize, bütün çocuklarımıza, bütün öğretmenlerimize, bütün velilerimize kolaylıklar diliyorum. Başarılı bir yıl olması dileğiyle. Hoşçakalın.